Herkese merhabalar. Katım iki kitabını da aldım. Üç tane test yapacağım. Hem de tek başıma değil. Ali Can da var. Ali Can hazır mısın? Bak. Kimdi o? Çocuklar da geldi. Onlara da soracağız. Doğru. Çocuklar ayağınızı sürtmeden yorum söz video çekiyorum. %90 doğru cevap çıkıyor. Yani Ali Can'ın hepsi tuttu. Tabi alın bence arkadaş ortamımızda Monopoly'den sonra en çok oynayacağınız oyun olabilir. Oh be. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Çok uzun bir ara oldu biliyorum. Sizleri çok özledim. Bir an önce ben de video çekmek için gerçekten uğraştım ama hem yaz hem de ses kısıklığı sebebiyle çekemedim. Karşınızdayım. Hem de neyle? Size kanıtlarla geldim. Kokoloji videomu çok beğenmişsiniz. İnteraktif katılımı bir video olduğu için. Ben de gittim iki kitabını da aldım ve içinde 53 tane oyun olan bu kitaptan size tam 3 tane test yapacağım. Hem de tek başıma değil. Bugün yanımızda Ali Can da var. Ali Can hoş geldin. Merhaba. Sürekli boş kameraya bakıyordum. Bakalım bir de kameranın arkasında birisi olunca nasıl yapacağız diye merak ettim. Ali Can'ı da aldım. Onun da interaktif katılımını sağlayacağım. Ve hazırsanız testimize başlıyoruz. Öncelikle kokoloji nedir? Bir önceki videomu izlemeyenler için hemen özetlemek istiyorum. Kokoloji iki tane Japon psikoloji profesörü tarafından geliştirilmiş kişilik testi oyunları. Isamu Saito, Tadahiko Nagao tarafından yazılmış 53 tane oyunu barındıran ilk kitap. Bu ikinci kitabı da var. Onda daha da psikolojik oyunlar var. Onu da bitirdikten sonra beğendiğim oyunlar olursa sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kokoloji nedir? Kokoloji Japonca kokoro, akıl, ruh, duygular demekmiş. Yunanca logia da öğrenim demekmiş. İnsan davranışlarının ve durumsal tepkilerinin gizli anlamlarının yorumlanmasını belirten popüler terime de kokoloji diyoruz. Hazırsanız içinde seçtiğim 3 tane gerçekten mini test var. Bunu arkadaşlarınızla da yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten bir oyun gibi. Ben de aynı şekilde Ali Can'la ve aynı anda yapacağım bunu. Bakalım ne sonuçlar çıkacak, cevapları görmek istiyorsanız oyunumuza başlayalım. Ali Can hazır mısın? İlk oyunumuza başlıyoruz. İlk oyunumuz Mavi Kuş. Bir gün uyanıyorsunuz, camın önünde masmavi bir kuş. Birden cama tık tıklıyor ve onu içeri alma güdüsüyle içeri alıyorsun, seviyorsun, okşuyorsun. Artık senin mavi kuşun Ali Can. Daha sonra ertesi gün bir uyanıyorsun, kuşun rengi değişmiş. Kuş sapsarı bir kuş olmuş. Tekrar yatıyorsun akşam, sabah bir daha kalkıyorsun. Üçüncü günün sabahında kuş kıpkırmızı bir kuş oluyor. Dördüncü gün tamamen siyah oluyor. Beşinci gün uyandığında bu kuşun rengi sence nedir? A. Renk değiştirmiyor, siyah kalıyor. B. İlk rengi olan maviye dönüyor. C. Beyaz oluyor. D. Altın rengi oluyor. Kesinlikle beyaz. Direkt beyaz dedim. Ne ama beyaz? Ben altın rengi oluyor demiştim mesela. Şimdi hazırsanız arkadaşlar bu 4 tane cevap içinde açıklamayı yapıyorum. Uçup odanıza giren kuş iyi bir şans sembolü olarak görünmektedir. Ama aniden renk değiştirerek bu mutluluğun sizde uzun sürmeyeceği izlenimini, endişesini yaratır. Bu duruma verdiğiniz tepki gerçek hayattaki zorluklara ve belirsizliklere vereceğiniz tepkileri gösterir. A. Kuşun renk değiştirmediğini, siyah kaldığını söyleyenler karamsar insanlardır. Durum bir kez kötüye gidince bir daha asla düzelmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Belki de şöyle düşünmeye çalışmalısınız. Eğer bu en kötü durumsa o zaman işler daha da kötüye gidemez. Unutmayın, hiç dinmeyen yağmur yoktur ve en karanlık gecenin bir aydınlığı vardır. B. Kuşun yeniden mavi rengine döndüğünü söyleyen insanlar iyimserlerdir. Hayatın iyi ve kötünün bir karışma olduğuna inanıyorsunuz ve gerçekle savaşmakla bir şey elde edemeyeceğinizi biliyorsunuz. Şanssızlığı soğukkanlılıkla kabulleniyorsunuz ve olayları strese ya da endişeye kapılmadan kendi akışına bırakıyorsunuz. Şimdi senin cevabın C. Kuşun beyaz rengine döndüğünü, helal olsun. Kuşun beyaza döndüğünü söyleyen insanlar baskı altında bile sakin ve kararlı davranabilen insanlardır. Bu tam sen. Çıktı, görüyor musun? Görüyor musun Japon abilerimizi? En kötü zamanlarda bile kaygılanmakla ya da kararsızlıkla zaman kaybetmiyorsunuz. Eğer durum çok kötüleşirse o zaman gereksiz bir üzüntünün bataklığına gömülmeden kayıplarınızı bir kenara atıp amacınız için kendinize yeni bir yol seçiyorsunuz. Bu iradeli tutumunuz işlerin hep yolunda gitmesini sağlıyor. Doğru mu? Doğrudur. Bence de doğru. Yani seni 20 yıldır tanıyorsam doğru. Sana bundan sonra beyaz kuş diyeceğim. Kuşun altın rengine döndüğünü söyleyenler ise korkusuzlardır.
Siz baskının anlamını bilmiyorsunuz. Size göre her kötü durum bir fırsat. Napolyon ile kıyaslanabilirsiniz. Demiş ki imkansız, bu sözcük Fransızca değildir. Ancak sonsuz güveninizin sizi gafil avlamasına izin vermeyin. Korkusuz ile çılgın arasındaki çizgi çok belirgin değildir. Beğendin mi? İkinci test. Gelelim ikinci oyunumuza. Hazır mısın Alican? Hazırız. İkinci oyunumuzun adı Mavi Göğün Altında. Tek bir bulutun bile olmadığı masmavi bir gökyüzü düşünün. Sadece düşünmek bile kendinizi daha iyi hissetmenize yol açar. Şimdi gözlerinizi manzaraya çevirin. Aşağıdakilerden hangisi size en çok huzur veriyor ve sakinleştiriyor? A. Beyaz karlı bir ova. B. Mavi bir deniz manzarası. C. Yeşil bir dağ. D. Sarı çiçeklerle dolu bir tarla. Bence deniz. Mavi bir deniz manzarası. Her zaman sevmişimdir. Ben de onu seçmişim. O zaman ilk onun cevabından başlayalım. Mavi rengin ruhu sakinleştirici bir etkisi vardır. Gökyüzünden bahsediyor şu an girizgah bu. Sadece hayal ettiğimizde bile mavi bir görüntü nabzımızı yavaşlatır ve derin bir nefes almamızı sağlar. Mavi gökyüzüne karşı hayal ettiğiniz manzara sizin mutlu bilinçaltınızda gizlenmiş olan bir yeteneği betimler. Bak bak bak. Mavi bir deniz manzarası düşünen insanlar, insanlarla ilişki kurmada doğal bir yeteneğe sahipsiniz. İletişim kurmadaki yeteneğiniz ve farklı grupları bir araya getirme tarzınız saygı görüyor. Sadece orada olarak insanların daha uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlıyorsunuz ki bu da sizi herhangi bir projenin ya da grup çalışmasının vazgeçilmez üyesi yapıyor. Çok iyi, harika çalışıyorsunuz dediğiniz zaman bunu içten söylediğinizi biliyorlar ve bu da sözlerinizi çok değerli kılıyor. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Kimdi o? Hoş geldin. Sen şu videoyu bir durdun. Beyaz karlı bir ova diyenler için cevap şöyle. Özel bir duyguyla ödüllendirilmiş birisiniz. Bir bakışta olayları kavramak ve onay ya da açıklama gerektirmeden en karmaşık sorunları bile çözme yeteneğine sahipsiniz. Siz o net görüşlü karar alıcı insanlardansınız. Daima içgüdülerinize güvenin. Onlar size en iyi yol gösterecektir. C. Yeşil bir dağ diyenler, sizin ödülünüz kendinizi ifade edebilme yeteneğinizdir. Duygularınızı ifade etmek için gerekli olan kelimeleri daima bulabiliyorsunuz ve çevrenizdekiler bunların kendi duyguları olduğunu kısa sürede fark ediyorlar. Derler ki paylaşılan neşe çoğalır, paylaşılan keder azalır. Başkalarına bu denklemin doğru tarafını bulmaları için daima yardımcı oluyorsunuz. Dağa bak. 4. Sarı çiçeklerle dolu bir tarla. Bilgi ve yaratıcılıklarla dolu bir depo gibisiniz. Sonsuz sayıda fikriniz ve neredeyse sınırsız bir yaratma gücünüz var. Başkalarının duygularına açık olun ve düşüncelerinizi gerçekleştirmek için çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Kestin mi sen? Bunu oldu abi, herkes toplanıyor. Nasıl, beğendin mi? Bu biraz fal gibi. Herkes için iyi sonuçlar var. Evet, ama zaten kötü diye bir şey yok ki. Herkesin bilinçaltında ne varsa o. Yani doğru ya da yanlış yok. O yüzden herkes dürüst olsun. Pozitif bilinçaltılar. Aynen aynen, güzel oldu. Üçüncü ve son testimize karşınızdayız. Bu sırada seyirci taraftar artışı oldu bizde. Kızlar da geldi, onlara da soracağız. Hoş geldiniz. Aynen öyle. Sergideki resimler oyunumuzun adı. Bir sergidesiniz. Bir tane çok güzel sanat eserinin önünde durdunuz. Elleriniz böyle arkada, izliyorsunuz onu doya doya. Yanınıza hiç tanımadığınız biri geliyor ve size bir şey söylüyor. Yabancı aşağıdakilerden hangisini söylüyor size? A. Çok güzel bir resim değil mi? B. Bu resim hakkında ne düşünüyorsunuz? C. Özür dilerim, saatiniz kaç? D. Biliyor musunuz, ben de bir ressamım. En olası saatiniz kaç geldi bana. Çok güzel bir resim değil mi? Ben de onu işaret etmişim. Sen saatiniz kaç? En olası. En olası. Yoksa ne alakası var ya? Yani. Okey, hazırsanız cevaplar geliyor. Bir yabancı aniden sizinle konuştuğu zaman daima bir anlık korku ve beklenti karmaşası yaşanır. Bu hayali senaryoda yabancının konuştukları aslında sizin yabancılarla karşılaştığınızda nasıl tepki verdiğinizi gösterir. Cevabınız ise birisiyle ilk karşılaştığınızda bıraktığınız etkinin onun üzerinde nasıl olduğunu açıklıyormuş. A. Çok güzel bir resim değil mi diyenler. Arkadaş canlısı ve olumlu karakteriniz, karşılaştığınız hemen herkeste harika bir ilk izlenim bırakıyor. Tek düşünmeniz gereken insanların sizi ilk başta ciddiye almaması olabilir. Doğru mu? Doğru. Bana da doğru.
kutlayalım bizi. B. Bu resim hakkında ne düşünüyorsunuz diyenler. Siz herhangi bir taahhütte bulunmadan önce diğer insanın huyunu suyunu iyice bilmek isteyenlerdensiniz. İnsanlar bunu sezerler ve bu da size olan davranışlarını etkileyebilir. Temkinli davranışlarınızda kimseyi incitmezsiniz belki ama başkalarının kurallarına göre yaşamak zorunda kalabilirsiniz. C. Özür dilerim, saatiniz kaç? Seninki geliyor. Dünyada yaşayanların yarısına normal geliyorsunuz ama diğer yarısı sizin biraz garip olduğunuzu düşünüyor. Doğru. İlk yarattığınız izlenim kendi hızında ve kendi kurallarıyla yaşayan bir kişi olduğunuz ve bu da bazıları tarafından tuhaf olarak nitelendirilir. Başkaları ne düşündüğüne ya da ne hissettiğine fazla önem vermiyorsunuz. İnanacağım galiba bu kitabı. Doğru değil mi abi? Seni benden iyi tanıdı, 20 yıllık arkadaşımı. Çocuklar ayağınızı sürtmeder misiniz? Video çekiyorum. Yapayım mı onlara da? Durdum. Hah, geç evladım. Ve son şık olan D. Biliyor musunuz, ben de bir ressamımı seçenler. Birisiyle ilk defa karşılaştığınızda biraz gergin ve aceleci davranıyorsunuz. Beğenilmek için gereksiz çabalarda bulunuyorsunuz. Ama ne kadar fazla çabalarsanız bıraktığınız izlenim de o kadar kötüleşiyor. Başkalarının sizin harika olduğunuzu düşünmeleri konusunda fazla endişelenmeyin. Eğer biraz rahatlar ve doğal davranırsanız sizleri daha çok severler. Ve böylelikle 3 tane çok güzel ve gerçekten bence %90 doğru cevap çıkıyor. Yani Arıcan'ın hepsi tuttu. Doğruluğu zaten Japon adamlar tarafından kanıtlanmış, kitaplara yazılmış, basılmış bu testler. Bu kitabı alın bence, arkadaş ortamınızda Monopoly'den sonra en çok oynayacağınız oyun olabilir. Bitti testlerimiz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bir sonraki videomda inşallah görüşürüz, çekebilirsem. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Oh be.